Seşa ve Avantika, bu kadar yeter. Şimdiye kadar sizinle sakince ilgileniyorum. Ama artık yeter. Size hayvanlara davranıldığı gibi davranılmalı. Galiba bundan başka yolu yok. Seni neden buraya getirdiğimi biliyor musun Shivangi? Sana bugüne kadar görmediğin bir şey göstermek istiyorum. Evet, göster bana büyük anne. O zaman benimle gel. Gel ve kendin gör. Hı? Hadi gidelim. Beni neden buraya getirdiğini biliyorum Yamini. Seşa, neden yalnız geliyor? Avantika nerede? Kim o? Beni tuzağa düşürmeye kim cesaret edebilir? Kim o? Ortaya çık! Aa! Demek sensin. Bana tuzak kuran sensin demek. Hayvanlar da bu şekilde tuzak kurarak yakalanır. Seni öldürürüm. Ah! Shivangi, biliyor musun? Bu oda bu konağın en özel odasıdır. Böyle misafirler için yemek odaları olur ya, öyle. Nedeni biliyor musun? Burası konağın en pahalı odasıdır. Nedeni biliyor musun? Söyle bana Shivangi. Nedenini söyleyebilir misin? Hayır, bilmiyorum. Bu tara. Çok güzel.
118 yaşındasın yılan. Eski kitaplarda okumadın mı? Yılanları yakalamanın en eski yolu bir hendek kazmaktır. Ben de senin için bir hendek kazdım. Ve sen de içine düştün. Şimdi bu hendekten çıkmak için gereksiz girişimlerde bulunma. Çünkü bugün erkek bir yılan bu dişi yılanı yakaladı. Vay canına otlara. Onu öylece bayıltıp yılan kristalini onun eliyle almak aklıma bile gelmezdi. Onu bir şekilde kandırıp yılan kristalini almasını sağlamayı düşünüyordum. Boşuna onca zaman kaybedecekti. Ama sen onu bir saniyede bayıltıverdin ve bir saniye içinde eliyle yılan kristalini alabileceğiz. Aa, bana niye öyle bakıyorsun? Ha? Suryavaniş mi? İşaret de orada, yılan kristali de orada. Ve şimdi onun elleriyle bizim elimize geçecek. Hayır. Işıklara da ne oldu böyle? Uttara, neredesin? Hala buradayım. Tamam, yanımdan ayrılma. Tamam. Onu sıkı tut, düşmesine izin verme. Hemen döneceğim. Tamam. Tanrı'ya şükür. Işık geldi. Şimdi hızlıca... Ha? Hey, bu ne? Bu kız değil, sopa. Ona vurduğun sopa bu. Kız gözlerimizin önünde ortadan birdenbire kayboluverdi. Nasıl olduğunu anlayamadım. Asla da anlayamayacaksın zaten. Şimdi bana bakma da git ve onun nerede olduğunu bul. Git ve onu yakala hadi. Tamam. Hoş. Gidip onu yakalayacağım. Arkadaşın nerede? Arıların kraliçesi Avantika. Nerede o? Ne sanıyorsun? Sana söylemeyeceğim tabii ki. Sen ne sanıyorsan, ben de öyle sanıyorum. Kendini çok zeki sanma ama. Aslında seni bu endeye düşürdükten sonra sanmaya başladım. Beni düşürmedin, beni kandırdın. Hile yapıyorsan kandırmak zorundayım. Bu şekilde hile yapılmaz. Ama böyle...
Haklıydın. 118 yaşında bir yılanım ben. Senden daha deneyimliyim. Kitaplarda okumadın mı? Başkaları için hendek kazanlar, içine kendileri düşer. Shivangi Burg. Neye bakıyorsun? Benim, ben. Öldürdükten sonra çok sevinmişsindir eminim. Ne de olsa düşmanınızdan biri azalmıştı. Ama bak, kanlı canlı karşında duruyorum. Ne yaparsın işte? Bazı insanlar tekrar tekrar ölmek zorunda. Kaderinde bir kez değil, iki kez ölmek varmış. Ve yine benim elimden olacak. Hayır yılan, hayır. Bu sefer değil. Bu sefer bir adım ileri gidersen o zaman... O zaman seni parçalara ayıracağım. Mahişmatilerin kralı olabilirsin ama unutma. Ben de bir şekil değiştiren yılanım. Şimdi söyle bakalım, kim akıllıymış? Erkek yılan mı yoksa dişi yılan mı? Ben kara yılanım. Senin ecelin. Yine öleceksin. Benimle gel. Bu ne? Shivangi gelmedi mi hala? Oh, affedersin. Ah, Ruchika çok affedersin. Bir saniye. Aman tanrım. Ya kutu açılırsa ve Rocky Rudra'yı burada görürse o zaman ne olacak? Güzel. Antika. Nereden buldun? Antikacıdan işte. Eğer mahsuru yoksa bir... Bu bir hediye. Shivangi. Shivangi için. Nerede o? Bilmiyorum ki. Büyük annemle gitti ve hala dönmedi. Geri dönecek. Seni terk edecek değil ya. Geri döndüğünde bana haber ver. Bu hediyeyi ona vereceğim. İyi geceler. Gece oldu Shivangi. Ne zaman geleceksin?
Büyük anne, Shivangi seninle gelmedi mi büyük anne? Ama seninle olmalıydı. Shivangi hala gelmedi mi? Bu nasıl mümkün olur? Bizden 2 saat önce ayrılmıştı. Buraya çoktan gelmiş olması gerekirdi. Burada buluşacaktık. Hala gelmedi mi? Hayır büyük anne, hala gelmedi. Ben de... Rocky oğlum, merak etmene gerek yok. Mutlaka başka bir işi vardır. Her neyse, zaten sonunda sana gelecek. Tabii ki. Şimdi geç oldu. Git ve uyu oğlum. Tamam büyük anne. İyi geceler. İyi geceler. Rocky. İyi geceler. Shivangi eve gelmedi. Nereye gitti o zaman? Saat çok geç oldu. Bir saniye. Bana bir müsaade eder misin? Hemen geleceğim. Hemen geliyorum. Bak şimdi. Şunların hangisi... Belki de... senden... daha önemli işleri var. Bu olamaz mı Rocky? Ne dersin? Bu kadar geç kalmamıştı hiç, değil mi? Hayır, hayır, hayır. Ben ona güveneceğime söz verdim. Ne olursa olsun ona güveneceğim. Ama neden hala gelmedi ki? Şimdi eğlence başlayacak. Sen 118 yaşında bir yılansın. Yazıklar olsun sana. Benimle dövüşeceğini düşünmüştüm. Ama sen beni buraya kapattın. Sen de ben de gerçeği biliyoruz. İstesem seni bir saniyede öldürebilirim ama... hayır. Çünkü ikimiz de yılanız. Aynı topluluktanız. Senin için en azından bu kadarını yapabilirim. Hayatını ben elinden almayacağım. Seni serbest bırakıyorum. Şimdi bana ortağının kim olduğunu söyleyeceksin. Kim o şekil değiştiren yılan söyle. Neden bilmek istiyorsun? Çünkü ikiniz birlikte insanlarımızı öldürüyorsunuz. Sadece... sevdiğim kişiden istifade edenler. Onu kullanmayı bırakın. Benle ortağım da buradan gidelim. Tamam. Ama bu anlaşmanın ilk kısmı. Şimdi gelelim anlaşmanın ikinci kısmına. Bıktım beklemekten. Şimdi istediğimi elde etmemde bana yardım edeceksin. Sana hayat verdim. Şimdi de sen bana hayatımı vereceksin. Rocky mi? Ama karşılığında ne alacağım? Sana zaten hayatını verdim. Başka ne istiyorsun? Shivangi. Ama anlaşma çok basit. Sen ve ben Rocky ve Shivangi'yi ayırmak için her sınırı aşacağız. Ama Shivangi'de tek bir çizik bile olmayacak. Böyle güzel güzel, masum masum surat yapma. Ne olduğunu biliyorum. Shivangi tek bir çürük kalırsa, o zaman ben... O zaman ne olacak? Ne olacak? O köylü Shivangi'de ne var anlayamıyorum. Siz erkekler, ondan neden bu kadar etkileniyorsunuz? Söyleyin bana, onda ne var? Neden bu kadar çok etkileniyorsun? Bunları boş ver de anlaşmayı kabul edip etmediğini söyle.
Kabul ediyorum. Evet, Shivangi'yi seviyorum. Ama onun yılan olduğunu sana asla söylemeyeceğim. Onun gerçek kimliği gizli kalacak. Onu elde etmek için her şeyi yapabilirim. Ama onu korumak için de her şeyi yaparım. Biliyorum. Sizi kimse durduramaz. Sen ve Rudra söylediyseniz elbette yaparsınız. Evet. Ama bize yolu gösteren sensin, Peder. Şu anda sessiz çünkü bilinci kapalı. Peki bilincini kazandığında ne yapacağız Peder? Kendine geldikten sonra buradan kaçmasın diye ne yapmalıyız söyleyin. Buna bir çözümüm var. Shivangi, başla hadi. Efendim? Ne yaptınız böyle? Yanılsama güçlerimle onu bu zehrin içine hapsettim. Şimdi zehir onu tutsak edecek. Rudra onu burada görmekten çok mutlu olacak. Peder o nerede? İkiniz birlikte ayrıldı. Ama o hala dönmedi. Evet. Şimdiye kadar dönmüş olması gerekirdi. Peder, ya Seşa ve Avantika ona bir şey yaptıysa? Onun için çok korkuyorum. Yakında öğreniriz. Peder, burası Mumbai'deki evimiz. Ama nasıl olur da Rudra orada olabilir? Rudra'nın yüzünü göster. O bu evin neresinde? Bize göster. Ne oldu? Neden o kutuya öyle bakıyorsun? Korkarım. Rudra'yı hapsetmişler. Bu alevlerin içinde Rudra'nın yüzünü görebiliyorum. Ama bazen ortaya çıkıyor, bazen kayboluyor. Bu Rudra hayatta demektir. Ama esaret altında. Mumbai'deki o evin bir yerinde tutuluyor demek. Seşa ve Avantika ona bir şey yapmış olmalı. O kutuyla Rudra arasında kesinlikle bir bağlantı var Peder. Ne olursa olsun o kutuyu bulacağım.
Ölüm şeklim hala bir sır. Ve neyse ki güvende. Bu buraya kimse gelmedi demek. Ölümümün sırrını öğrenen hiç kimse yok. Hanımefendi, o kız gelinin bizi nasıl kandırdığını bulmamız gerekiyor. Hanımefendi, kayboldu. Ama bunu nasıl yaptı? Bulmamız gerekiyor. Bunu bulmamız gerekiyor, anlasanıza. Uttara lütfen, o kızdan bahsedip durma bana. Bir keresinde bütün bir oda ortadan kaybolmuştu. İşte bu yüzden sana o odada bir büyü olduğunu söylüyorum. Şu anda ben de o büyünün ne olduğunu bilmiyorum. Bak bu sefer de yılan kristalini alamadım. O yüzden lütfen yılan kristalini düşün. Sürekli şu kız hakkında konuşup durma. Büyükanne. Büyükanne. Beni orada bırakıp nereye gittin? Konakta sizinle birlikteydim ama sonra bana ne oldu bilmiyorum. Bayılmışım. Kendime geldiğimde o misafir odasındaydım. Bütün binada seni aradım. Her odada seni aradım. Ama hiçbir yerde bulamadım büyükanne. Bana ne olduğunu da bilmiyorum. Büyükanne başım ağrıyor. Büyükanne söylesene. Bana ne oldu böyle anlamıyorum. Yardım et büyükanne. Sana anlatayım. Aslında hastalandın. Ve bayıldın. Ondan sonra ikimiz de seni Paşnir'deki misafir odasına yatırdık. Ve buraya geldik. Kendini daha iyi hissettiğinde bizi arayacağını düşündü kızım. Ne var bunda? Seni buraya getirmek için birilerini gönderirim demiştim. Ama hiç sorun değil. Aramadın. Buraya kendin geldin. İyi. Merak etme. Yakında iyileşeceksin. Büyükanne. Evet. Umarım bana kızgın değilsindir. Bana kızgın olmadığına emin misin büyükanne? Hanımefendi, neden bu kadar kolay gitmesine izin verdiniz? Bakın, altıncı hissim bana o kızda bir sorun olduğunu söylüyor. Mutlaka bir sorun var o kızda. Ben de altıncı hissine iyi bakmadığını hissediyorum Uttara. O zavallı kıza kafayı taktın sen. Bugünden itibaren o kıza karşı yanlış bir söz söylersen seni cezalandıracağım, tamam mı? Hayır. O kızda bir sorun var. Bir şey var yılan gibi. Altıncı hissim asla, asla yanılmaz. O kız gelinin bir yılan. O kız bir yılan. Sana söylüyorum. O bir yılan. Hayır, Shivangi bir yılan değil. Evet, annesi Shivanya. O bir yılan. Şekil değiştiren yılan. Çok güçlüydü. Çok zekiydi. Bazen çok küçücük olurdu. Bazen de çok devasa olurdu. İnsanları kuyruğuna sararak öldürürdü. Bunu kendi gözlerimle gördüm. Büyük anne neler diyor öyle? Bu büyücü Uttara büyük annenin beynini saçmalıklarla dolduruyor. Yani büyük annem kaza geçirdiğinden beri garip davranıyor. Olmaz. Uttara'yı durdurmalıyım. Hemen bir şeyler yapmalıyım. Anlamaya çalış. Bu yüzden ben de... Büyük anne! Ah neydi sen? Evet büyük anne, seni almaya geldim. Gel hadi. Nereye? Mutfağa. Mutfağa mı? Ne demek istiyorsun? Evet, bekleyen çok iş var. Her şey yolunda mı değil mi? Gelip bakmadın hiç. Ama mutfakta şey ne yapacağız? Var? Rocky'nin başarısını kutlamalıyız. Evet. Rocky'nin başarısı mı? Hiçbir şey anlamıyorum. Sen gel. İyi geceler. Rocky, ben... Boş ver. Hiçbir şey bilmek istemiyorum. Şu anda gerçekten hiçbir şey bilmek istemiyorum. Rocky, ben çok üzgünüm.
Daha erken gelemezdim Rocky. Daha erken? Benimle dalga geçiyorsun değil mi? Shivangi, büyük annem ve Uttara teyze dün gece geldi. Sen bütün gece yoktun. Ondan önceki gece ve ondan önceki gece de evde değildin. Ve kaç gecedir sen... Shivangi, bak ben sana güvenmek istiyorum ama tek elle alkışlanmaz. İki el bir arada olmalı. Ve sen bunu bana yaptırmıyorsun Shivangi. Bak Can, ben iyi bir koca olmak için bütün gayretimle elimden geleni yapıyorum. Sana soru bile sormuyorum. Ama anlıyorum ki ben hata yapmışım. Yani galiba sen benim bu güvenimi istismar ediyorsun. Yani iyiliğimden faydalanıyorsun. Bunu daha fazla sürdüremem. Bir evlilikte dürüstlük ve güven çok mühimdir. Peki bizim evliliğimizde ne var? Binlerce soru var. Cevapları olmayan sorular. Seninle bir müjde paylaşmak istedim. Ama bana ayıracak vaktin yok. Ve bu zamanı nerede geçirdiğini bilemiyorum. Neredeydin sen? Yaptığın şeyin önemini anlatsan anlarım. Ama şimdi nasıl bilebilirim? Benimle paylaşmazsan ne önemli ne önemsiz ben nasıl anlayacağım? Seninle bir sevincimi paylaşmak istedim. Ama Shivangi, biri bir şeyleri paylaşmak için yanında kimse bulamazsa biz nasıl birlikte olacağız? Rocky, beni dinle, öyle değil. Öyleyse ne? Biliyor musun Shivangi? Yılın girişimcisi ödülünü alacağım. Dün o kadar mutluydum ki. Ama şimdi... Merhaba hanımefendi. Merhaba. Hanımefendi, bir elbise teslim etmem gerekiyor. Benim için mi? Bir kontrol edeyim. Bayan Shivangi için. Lütfen burayı imzalayın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Güzel karım. Bu sana çok yakışacak. Pabucumun güzeli. Bu anca çöp kutusunda harika görünür. Hayır Shivangi. Kesinlikle bu hediyeyi alacaksın. Ayrıca bu sevimli notu da alacaksın. Ama benim bu kutuya koyduklarımı giyeceksin. Shivangi. Bu Sesha'nın odasındaki kutuyu bulmak için doğru zaman. Rudra? Rudra? Peder ve ben seni her yerde aradık. Ateşte o kutuyu gördük ama seni göremedik. Evet. Sesha beni o kutunun içine hapsetti. Ama tüm güçlerimi kullandım ve o kutudan çıkmayı başardım. İyi misin peki? Biri geliyor. Saklanmalıyım. Shivangi, sen... Geri dönmüşsün. Evet,
Her şey yolunda mı? Bir şey mi arıyorsun? Hayır. Ben tüm evi temizletiyordum. O yüzden odanın temiz olup olmadığına bakmaya geldim. Bu hizmetçileri bilirsin. Hiçbir şeyi düzgün yapmazlar. Sağ ol. Ama odama kendim bakabilirim. Yani bunun için endişelenmene gerek yok Shivangi. Tamam. Ben de gidiyordum. Rocky'nin akşamki partisi için yapacak çok işim var da. Ben de... Ne zamandan beri bu partiyi bekliyordun? Tanrı'ya şükür, elbiseyi görmedi. Shivangi'ye. Karıcığım, eminim sana çok yakışacak. Dün almıştım ama bugün giymek istemiyorsan boş ver giymeyeceğim. Neden giymeyeyim ki? Kesinlikle giyeceğim. Sana nasıl güvenebilirim ki? Partide olacak mısın ondan bile emin değilim. Hayır. Kesinlikle partide olacağım. Partide olmam gerekecek. Bir yolunu bulmalıyım. Rocky orada olduğu sürece ben de gözünün önünde olmalıyım. Hayır. Rocky'yi daha fazla incitemem. Bu... Ne? Rocky, bunu sen mi aldın? Yok, büyük annem aldı. Tabii ki ben aldım. Hediye paketlenmeden önce gitmiş olmalı. Bu yüzden yanlış giysiyi paketlettin değil mi? Hangi giysinin paketlendiğinden emin olmadın sanırım. Harika. Artık el yazımı da tanımıyorsun. Shivangi, biliyor musun? Yani bu elbise tam önümde paketlendi benim. Bu notu ellerimle yazdım. Elbiseyi senin adına kargolattım. Elbiseyi de aldığına göre elbise senin demektir değil mi? Giymek istemiyorsan giymek istemiyorum de. Hayır. Partiye bu giysiyle nasıl gidebilirim ki? İnsanlar hakkımda ne düşünecek? Nasıl giyeceğim? Rocky beni hiç görmedi mi? Ne tür giysiler giydiğimi bilmiyor mu? Bu giysiyi kendi seçip aldıysa kesinlikle çıldırmış olmalı. Aklından neler geçiyordu kim bilir? İstemiyorsan giymezsin. Ve sana bir şey diyeyim mi? Ne istersen onu yap. Çünkü zaten hep öyle yapıyorsun canım. Rocky, neden aldığını giymeyeyim ki? Mutlaka giyeceğim. Oh! Sen de buradasın Shivangi'de. Söyle bana, burada ne yapıyordunuz siz? İkimizin bir anlaşması vardı. Shivangi benim, Rocky de senin olacak. Benimle uğraşma, yoksa sana gerçek halimi gösteririm. O zaman bana gerçeği sor. Burada ne yapıyordunuz siz? Buraya sadece planımızı uygulamaya gelmiştim. Ama bir şeyi anlamıyorum. Shivangi bu odada ne yapıyordu? Kocasını seven kızın odasını temizlemeye mi çalışıyordu? Ya da başka bir şey mi yapıyordu? Neyse, bunları boş ver. Planımızın ilk adımını atmış bulunmaktayım. Rocky ve Shivangi arasındaki kıvılcımı ateşledim bile. Şimdi ikinci adımı sen atacaksın. Yani ne yapacağım? Ona uyku zehri vereceğiz. Hayır. Shivangi'ye uyku zehri vermeyeceğiz.
Tabii ki vereceğiz. Sadece Shivangi'ye ona bir şey olmuş gibi göstermen gerekiyor. Yani ölmek üzereymiş ve sen onu ölmekten kurtarıyormuşsun gibi. Onu kurtarmadan önce öldürülmesi gerekir, öyle değil mi? Yani bilinçsiz hale getirilmeli ve bunun için de ona zehir vermemiz gerekecek. Bayıldığında onu buradan götürebilirsin. Sonra nihayet Rocky benim olabilir. Ama Shivangi'ye sadece uyku zehri vereceksin. Hayır. Ona direkt zehir vereceğim. Böyle mi düşünüyorsun? Tamam. Eğer bana güvenmiyorsan neden ona uyku zehrini kendin vermiyorsun? Sonra da onu yanında götürürsün. Shivangi'n senin olacak. Ve Rocky'm de benim olacak. Peki.